Adana'da miras anlaşmazlığı yüzünden annesi Afiyet İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldürmekle suçlanan Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "Annem beni hiç sevmedi. Şiddet gördüm. Babam ile anlaşamıyordu. Annem, evde yaptığı yemek için bile babamdan yemek parası istiyordu. Yıkadığı çamaşırın bile parasını istiyordu," dedi. Olay, 11 Ağustos 2020'de saat 22.30 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli coğrafya öğretmeni Baba Şeref Polat'ın bankada bulunan 1 milyon TL parası ile 300 dönüm arazi ve 4000 metrekare arsanın aile içinde paylaşımına karar verildi. Ancak dönemin Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın, mal paylaşımında anlaşamadığı annesi Afiyet İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile arası bozuldu. Şeref Polat'ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istemesi üzerine anne ile avukat kardeş, akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla vesayet davası açtı. Duruşması görülecek dava öncesi Baba Polat, Adana Doktor Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden "akıl sağlığı yerindedir" raporu aldı. Annesine ve kardeşine kurşun yağdırdı. Tolga Polat ise davadan bir gün önce akşam saatlerinde annesi, babası ve kardeşinin yaşadığı apartmana geldi. Polat, kardeşini 3. katın merdiveninde tabancayla vurarak öldürdü. Ardından da 6. kattaki daireye çıkarak kendisini korkuyla banyoya kilitleyen annesini vurdu. Polat, olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca Tolga Polat hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul edilen iddianame sonrası duruşma süreci başladı. 22 Ocak 2021'de görülen ilk duruşmada kendisini savunan sanık Tolga Polat, olayın yaşanmasından dolayı pişman olduğunu belirterek annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkıştığını fakat babasının kendisini durdurduğunu söyledi. Kardeşi Altuğ Polat'ın aralarında yaşanan bu anlaşmazlık sürecinde annesinin telkinleriyle kendisine düşman olduğunu öne süren Polat, "bu olayların asıl sorumlusu annemdir. Annem beni sevmezdi. Ben babama, Altuğ ise anneme yakındı. Ortaokul sonuna kadar annemden şiddet gördüm. Annem benim çamaşırlarımı yıkamaz, yaptığım yemeği yeme, derdi. 1997 yılından beri annemle konuşmuyoruz. Son dönemde de bana hep hakaret ediyordu," ifadelerini kullandı.